Merhaba sevgili arkadaşlar, Aydın Didim, Efeleri Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, açık mutfak, güzel bir villa sunumu için geldim. Sinan dış cephesini gösteriyor. Aslında drone da uçuracaktık. Etraf yoğun bir şekilde inşaat yapılıyor. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede hemen villamıza doğru gidelim. Sizlere detaylı bir şekilde anlatalım. İkiz villa değerli arkadaşlar. Ön cephesinde güzel bir veranda alanımız var. Hafif de bir bahçe alanımız var. Tabii bu bittikten sonra üstüne pergola atabilirsiniz. Kış bahçesi yapabilirsiniz. Arkadaşlar sıva yapıyor. Dolayısıyla hızlı bir çekim. Çünkü ses de sizi rahatsız etmesin diye içeriye doğru gideceğiz. Dış cephesi beyaz ve antresit renkler kullanılmış. İki tane villamız var. Burası alüminyum korkuluklarla yapılacak, yükseltilecek. Giriş tamamen ayrı. Şu anda bulunduğum yer arka cepheye gidiyor. Biz sınırımız burası. Burada ön cepheye giden yol. Şimdi çelik kapının önüne geldik. İçeride tanıtım yapmak daha iyi. Çünkü ciddi anlamda ses var. İçeri girdiğimizde 60'a 120 porselen seramiğimiz var. Tabii amber renginde led ışıklarımız, kristal spot lamba, ortadaki avize, dışarıya çıkış için sürgülü kapı, ışık aydınlatma için pencere, oldukça güzel bir villa. Yani apartman dairesi fiyatına Efeler Mahallesi'nde size villa sunacağız değerli arkadaşlar. 4 oda, 1 salon, açık mutfak, fiyatı da söylüyorum 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirasından pazarlığa da açık. Açık renkler kullanılmış gördüğün gibi. Televizyonun ünitesi burası. Mutfak kısmına gideceğiz. Mutfak kısmı lake malzemelerden yapılmış. Çimston tezgahımız söz konusu. Sigortaların kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çimston tezgah, fırın, set üstü olacak. Beyaz granit ev ya. Bulaşık makinesi, buzdolabı. Buzdolabının yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar düşünülmüş. Oldukça güzel bir mutfak alanı gömme şekilde yapılmış. Yani kısmen ayrı mutfak gibi duruyor. Çelik kapıya baktığımız zaman kaliteli antresit renkte güzel bir çelik kapımız var. Tabii tuvalet alanı diğer villalar gibi değil. Burada da böyle kısmen merdivene çıkarken merdivenin altında şöyle bir el yüzü yıkama yeri, bir tuvalet alanı düşünülmüş değerli arkadaşlar. Üst kata çıkacağız. 4 oda demiştik. Üst kata doğru çıkıyoruz. Gene gayet güzel mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Mavi renkte sensörlü spot lambalar verilmiş. Üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor alanımız var. Hiçbir villada böyle geniş bir koridor alanı bulunmuyor. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. Odaların içerisine laminat parke döşemesi yapılmış. Çamsanın 8 milimlik yatak başları vavyen şeklinde. Burada da güzel bir aplik lamba düşünülmüş antresit renk çerçevesiyle. Gene spot lambalar, ortadaki avize. Bu odada da telefon, televizyon sistemi var. Odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşim kadrajı aldı sanırsam. Oldukça kullanışlı. 12 metrekare bir yatak odası. Esas geniş oda ön tarafta. Hemen ön cephedeki odaya bakıyoruz. 16 metrekare genişliğinde gördüğünüz üzere gene tavanlarda alçı çalışması var. Spotlamalar var. LED ışıklarımız var. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Burada iki tane aplik lamba düşünülmüş. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Caddeye cepheyiz değerli arkadaşlar. Caddenin böyle karşısına da oldukça güzel bir şekilde Fransız balkon dizayn edilmiş. Kapalı bir alan değil. 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşuyor. Tabii gene koridor kısmına geldiğimizde genel banyomuz söz konusu. Banyonun içerisine geçiyorum şimdi. Banyonun içerisine geldiğimde şeffaf tempur camla duşa kabinimiz var. Sürgülü kapı kullanılmış. Çift açımlı vasıtas penceremiz var. Seramiklerin altında duş telefonu kullanılmış. Tuvalet alanı, beyaz Hilton dolabı, çamaşır makinesi yeri. Burada da 80 litrelik termosifon yerine hazırlanmış. Oldukça kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. İç kapılara baktığımız zaman tabii gene kaplama özel işçilikle yapılmış güzel bir iç kapı düşünülmüş. Kare korkuluklarımız söz konusu. Üst kata çıkıyoruz müştemilat kısmına. Tabii dediğim gibi Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Üst kata geldiğimizde gene oldukça güzel bir koridor alanımız var. Hemen sol tarafımızda ikinci genel banyomuz var. Odalara geçmeden önce ikinci genel banyonun içerisine geçiş yapıyorum. Banyonun içerisine geldiğimizde kaliteli seramiklerden döşemesi yapılmış. Dediğim gibi düş telefonu gene seramiklerin altına konulmuş.
Şeffaf temper camla duşakabinimiz var. Karolajlar var içerisinde. Burada da çift açımlı vasıtas penceremiz var. Pencerenin olması gerçekten güzel. Çünkü sıcak su, koku bazen insanı bulandırıyor. Burada pencerenin olması oldukça güzel. Tuvalet alanı, beyaz Hilton dolabı. Tabii banyonun tavanında da gene spot lambalar var. Oldukça kaliteli bir işçilikle dizayn edilmişler dostlar. Şimdi hemen 3. yatak odasına geçiyoruz. 3. yatak odamız da oldukça geniş. Yatak başları vavyen şeklinde. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Kanalizasyon çalışması bitmiş. İskan başvurusu içeride değerli arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bakalım Sinan kardeşimle beraber. Her iki odada da terasa çıkışımız söz konusu. Teras şu anda geçici bir şekilde yapılmış değerli arkadaşlar. İskan alındıktan sonra burayı alacaksınız. Yaklaşık 25 metrekare bir terasımız var. Tabi isterseniz üstüne pergolesi de yapılacak. Pergola yapıldığı zaman oldukça güzel kullanışlı bir alan olacak. Yani terasın altyapısını tamamen bitirmiş. Sadece geçici olarak o kapalı alanı kaldıracak, açık bir hal alacak. 4. yatak odasındayız. 4. yatak odasında gene yatak başları vavyen şeklinde. Gene telefon, televizyon sistemlerimiz var. 4. yatak odamız da aynı zamanda gene bu güzel terasa çıkışı var. Terasımız yola cephe, oldukça güzel, oldukça kullanışlı. Miraç Emlak olarak her bütçeye uygun yerler tanıtmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. Bugün yapımı henüz bitmiş. Kısa yani na tamam olan yerlerimiz de var. Ufak tefek eksiklerimiz var. Örneğin çatının kaldırılması lazım pergolanın. O da imar yönetmenliğine uygun yapılması için iskan evrağını almak için geçici süreyle kapalı tutulmuş. Ama altyapısı tamamen hazırlanmış. Mutfak tezgah yerleri vesaire hepsi orada hazır. Dediğim gibi sıfır yapı, yeni bina, 4 oda, 1 salon, açık mutfak, Koca Mustafa Caddesi'nin üzerinde. Her 5 dakikada bir toplu taşıma araçların geçebildiği güzergahta, çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesinde, en yakın denize 1,5 kilometre mesafede olan bugün bu güzel villamızı sizler için hep beraber gezdik değerli arkadaşlar. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirası pazarlığa açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.